Ben Türkan'la konuştum. Gerekli nasihatleri verdim ona. Bu meseleden Sadık'a hiç bahsetmedim. Biz iki anne hallederiz diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsünüz. Hiç merak etmeyin. Ben halledeceğim. Her evliliğin başında olur böyle şeyler. Biz bile neler yaşadık, değil mi? Kimsenin bilmesine de lüzum yok. Takdir edersiniz ki benim kızım sahipsiz değil. Bizim de bir onurumuz var. Elbette. Ama bunları söylerken keşke biraz da kızınızın kusurlarını düşünseydiniz. Benim kızımın ne kusuru varmış ki? Ha yok, o anlamda değil. Ama Nesrin Hanım, Türkan bir kere bile evimizi kendi evi, kendi yuvası olarak görmedi. Düşünebiliyor musunuz? Bana bir kere bile anne demedi. Yediği önünde, yemediği ardında. Hizmetçiler, uşaklar, şoförler. Ayvalık'ın bütün kızları benim gelinim olmak için can atarken Türkan'ın aklı fikri babasının evinde. Ben konuştum. Dikkat edecek. Zamanla alışacaktır. Güzel. Ben de Somer'le konuşurum. Bir kusuru varsa kulağını çekerim. Biz iki anne bu işi halledeceğiz Nesrin Hanım. Yüreğime su serptiniz. Yalnız Rüce Hanım, dediğim gibi aramızda kalacak değil mi? Tamam dedim ya Nesrin Hanım. Neyse kalkayım ben. Gidiyor musunuz? Evet, çok işim var. Başımı kaşıyacak vaktim yok aslında. Peki, teşekkür ederim geldiğiniz için. Yolcu edeyim sizi. İyi günler Nesrin Hanım. Ayaklarınıza sağlık Rüçhan Hanım, sağ ol. Mis gibi arabayla gezdi gitti. Şu ortadaki leyan kaç ablacığım? 500 bin lira abla. Hoca Hanım, güzeller güzeli Türkan da iyi bir yere gelin oldu diyorlar. Biz de onu konuşuyorduk değil mi kızlar? Yuvası hep düşsün inşallah. Sağ ol canım, inşallah. Bir ara toplanalım da Türkan'ın evine oturmaya gidelim diyoruz. Ararım Türkan, müsaitse gideriz tabii. Yukarıdaki villada oturuyorlardı değil mi? Hani biz öyle duyduk ama, değil mi? Öyle konuşuyorlar. Gidersek gittiğimizde görürsünüz. Oldu o zaman, haber bekliyoruz sizden. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Çarşıya geçiyoruz değil mi Rüçhan Hanım? Yok yok, direkt eve. Sabah uğrarız deyince. Acil eve, hadi. Ah Türkan, ah Türkan. İki paralı kadının bana söylediklerine bak. Hadi. Hadi ne söyleyeceksen söyle, ben işe yetişeceğim. Bak, ne güzel söyledin, iş. Benim de kendi işimi kurmam lazım. Bana ne bunlar? Sen yardım etmezsen ben o işi nasıl kurarım abi? Senin karın ağrın ortaya çıktı. Kızım falan umurunda değil senin. Helal olsun sana, yine şaşırtmadın beni. Sırayla. Önce işimi kurayım, sonra oraya da geleceğiz. Bana 250 milyon lazım. Sen şimdi beni parayla mı tehdit ediyorsun? Tehdit etmiyorum. İşimi kuracağım, sen de bana yardım edeceksin. Yoksa kızların karşısına çıkarım diyorsun. Bu tehdit değil mi? Senden abi olarak istiyorum. Ayrıca seni tehdit edecek olsam bu kadar az para mı isterim? 250 milyon, az para. Tabii, onun teri nedir bilmeyen için 250 milyon da para değil, 250 milyar da. Özer beylerin dönürüsün artık, sırtını sağlama abi. Onlar bu parayı tatille harçlık yapıyor abi. Bana bak Fatih. Bu yaştan sonra benim kardeş katili yapma. Sen karıncayı bile incitemezsin abi. Ayrıca ben senin için söylüyorum. Bu yaştan sonra bankaya borçlanacağına, dünürüne, damadına borçlan. Faiz ödemezsin.
Sen alternatifleri bir düşün. Para için hallet. Yoksa ölmüş anamızın babamızın üstüne yemin ederim. Senin kızına gider her şeyi anlatırım. İyice midem kazındı. Keşke sabah tostumu yeseydim. E kantinden bisküvi alalım dedim, istemedi. Dilek de iyice açtı bizle mesafeyi, Serdar'la takılıyor. En yakın arkadaşın da bunu yapıyorsa artık. Öylesine konuşuyorlardır ya. Seninki geliyor. Ya kızım ne hemen seninki falan? Ne haber kızlar? İyi. Maç bugün mü? Aa, son ders beden. Boş geçecek demek ki. Yok ya, durun sakin. Maç yok bugün. Beden hocasıyla görüşmeye geldim. Derslerimin durumuna göre çalıştıracağım takımı. Takımı artık sen mi çalıştıracaksın? Evet. Yani sadece maç yapacaktınız. Serdar öyle demişti. Serdar kendi koçluğuna zeval gelmesin diye öyle söylemiş. Basketbol takımını ben çalıştıracağım. Nefis bir haber bu. Belki kızlar takımı da kurarsın Hakan. Derya var ya, doğuştan basketbol aşığı. Değil mi Derya? Hı. Hadi ya. Aferin kız. Basketbol güzeli. Yani birazcık ilgim var işte. Süper. Neyse kızlar, çok eğlencelisiniz ama hoca bekliyor. Görüşürüz. Bravo Dönüş ya. Göm beni istersen. Üzerime toprak at bir de. Ay doğuştan basketbol aşığı ne ya? Ya şaka yaptım aranızda bir köprü oluşsun diye. Ya kızım sen yık o köprüleri, kurma ya köprü falan. İyi tamam, kızma. Müdürüm. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Müdürüm çok önemli bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Müthiş bir plan yaptım. Ben bu post hırsızlığını pusuya düşüreceğim. Gurur meselesi yaptım bak, valla. Sonra İrfan, sonra. Türkan. Ben bugün bizim işlemlerimizi hızlandırması için bir boşanma avukatı bulacağım. Ondan sonra ona göre vekalet işlemlerini hallederiz. Olur mu? Annem bugün biraz alttan al. Tartışmaya çok girme. Türkan Hanım. Anneniz telefonda. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Kızım, iyi misin? İyiyim, sen? Ay Türkan, çok merak ettim seni. Konuşabildiniz mi? Yok, konuşmadım daha. Ama konuşacağım. Ay Türkan, dünkü halin gözümün önünden gitmiyor kızım. Vallahi sabaha kadar gözüme uyku girmedi anneciğim. Şu soberle bir konuşsan da, şu iş bir tatlıya bağlansa. Sen bana bir müjdeli haberi versen anne. Dediğin gibi belki de zamanı bırakmak en iyisi. İşte birbirinize vereceğiniz o zamanı konuşmanız çok önemli anneciğim. Yani sen o A karşına tatlı tatlı konuşmaya çalış, tamam? Sen bir adım at, o da zaten bir adım atacaktır sana. Ben bu işin tatlıya bağlanacağına çok inanıyorum, tamam mı? İnşallah anneciğim. Hadi anneciğim, çok öpüyorum güzel yanaklarından. Ben de öptüm anneciğim. Görüşürüz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.